Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde Multiple Choice Set'i göreceğiz. Diğer modülden farkı çoktan seçmeli sorularla bir test oluşturabiliyoruz. Hemen dersimize başlayalım. Bütün modüllerde olduğu gibi önce bir raporlar için ve aramalar için, kendimiz için bir başlık atmamız gerekiyor. Buna da çoktan seçmeli diyelim. Böyle bir başlık olsun. Ve sorularımıza başlayalım. Şimdi bu bölümde sorumuzu yazacağız. Ve alt tarafa cevaplarımızı yazacağız ama bu çoktan seçmeli olduğu için birden fazla doğru cevap olabilir. Bu önemli. Şimdi sorumuzu yazalım. Diğer sorular modüllerimizde illerden gitmiştik. Yine bir bölge sorusu soralım. Diyelim ki aşağıdakilerden ya da aşağıdaki illerimizden hangileri İç Anadolu bölgesindedir? Bölgesindedir. Soru işareti. Şimdi doğru cevap sayımızı artıracağız. Ankara ile başlayalım. Diyelim ki Ankara. Bu cevap doğru ise doğru seçeneğini işaretliyoruz. İşaretlemezsek bu cevap yanlış olarak kabul edilecek. Bunu doğru olarak işaretliyorum. Diğer ilimiz Kırşehir olsun. Kırşehir. Bunu da doğru olarak işaretliyorum. Tabi seçenek ekleyeceğim. İki seçenekli olmasın. Bunlar dört seçenekli olsun. Diyelim ki Şırnak olsun. Şırnak İç Anadolu bölgesinde olmadığı için bunu doğru olarak işaretlemiyorum. Bir seçenek daha ekliyorum. Ve buraya da İzmir diyelim. İzmir. Bu seçenekte İzmir ilimizde İç Anadolu bölgesinde olmadığı için doğru olarak işaretlemiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi tekrar yine bir feedback bölümü var. Bir önceki derslerimizde bunu hatırlıyorsunuz. Feedback geri bildirimi istiyor muyuz? Şu anda istemiyorum. Alttaki davranış ayarları yine aşağı yukarı aynı. Yeniden dene düğmesini etkinleştirmek istemiyorum. Tekrar dönüş olsun istemiyorum cevaplara. Çözümü göster düğmesi olsun. Soru tipleri otomatik olarak geçsin. Cevapları rastgele dilsin. Bu da iyi. Çözümü göstermeden önce cevapları vermesi gereksin. Bu da güzel. Ve diğer seçenekleri artık siz dilediğiniz şekilde doldurabilirsiniz. Biz doğrudan kaydet butonu ile ön izlememizi yapalım. Şimdi İç Anadolu bölgesindedir. Neresiydi? Ankara ve Kırşehir doğru cevaptı. Şimdi kontrol et diyorum. Eminim bitirelim diyorum. Ve 2'de 2 yani iki seçeneğin ikisi de doğru işaretlerini görüyorsunuz. Tekrar düzenliğe gidip ya da F5 ile sayfamızı yenileyerek tekrardan yanlış cevap verelim. Mesela diyelim ki Şırnak ile Ankara olsun. Gördüğünüz gibi şıkların yeri tekrar değişti. Rastgele bunları dağıttı. Kontrol ediyorum. Finish diyorum. Ve bir doğru bir yanlış çözümü göster diyorum. Gördüğünüz gibi Ankara ve Kırşehir burada işaretleri koydu. Doğru olarak gözüküyor. Multiple choice arkadaşlar hazırlaması kolay bir modül. Diğer modüllerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.